Ekşili bulgurlu yaprak sarma için gerekli malzemeler. Asma yaprağı, 2 adet kuru soğan, 1 su bardağı pilavlık bulgur, 1 su bardağı domates suyu, 1 demet taze soğan, 1 demet maydanoz, 1 demet dereotu, 1 çay bardağı ceviz, 1,5 çay bardağı zeytinyağı, pul biber, karabiber, 2 dilim limon. Nurselcim, şimdi sıra geldi. Yaprak sarmamız tamam. Bulgurlu. İkili unu yapacağız. Günün üçüncü yemeği için hız kesmeden hazırlıklara başlıyoruz. Salamura olduğu için çok tuzu fazla oluyor. Onu yıkacağız. Bir kat aldırdım. Üzerinden gezdireceğim sıcak su. Bu işlemi bir kere yaptın. Tabii şimdi aldırdım. Şimdi hayır birazcık daha tuzu iyice olmasın tamam. diye hemen onu alacağım tekrar. Asma yapraklarının üzerine sıcak su gezdirip daha sonra yıkıyoruz. Bu burada süzüle dursun. Ya sen şimdi birazdan bu yaprakları şöyle biraz tek tek bana açarsan sevinirim. Şurada birazcık süzülsün. Şu dolabını açabilir miyim? Çok merak ettim. Tabii. Fetişim vardı. Aa, yemek takımları. Çok hoşmuş. Zeliha Hanım'ın zarif kişiliğini ve titizliğini yansıtan dolabında yemek takımları ve fincanları harika bir düzen içinde yerleştirilmiş. Böyle açayım sana değil mi? Şöyle kenarlarına şöyle sarkıtarak koyarsan almamız kolay olur. Güzelmiş yapraklar. Bu çal. İnce. Çal yöresinin yaprağı. Evet. Güzel olur. Yemeğimizin kuru soğanları teflon tenceremize ustalıkla doğranıyor. Ne yaktı gözümüzü. Evet. Ne vallahi yaktı yine yaktı. Geliyor inceden. Böreğimiz de bu arada pişmeye devam ediyor. Evet. Ya yapraklar o kadar ince ki Evet. Çabucak böyle şey oluyor. Evet. Yırtılıyor. Kızın olsun ister miydin? Vallahi kızım olsun tabii ki isterdim. Kızı evli. Kızları çok seviyordum. Yani hani giydirme, kuşatma. Daha geç değil dermiş. Süslemeyi. Ay çok güzel geldi. Süslemeyi çok sevdiğim için. Bak hoşuna böyle gidiyor. Yeğenler de böyle kuzenler falan kızları hep ilgilenirim. Ama şöyle bir şey daha var. Ben hep derdim ki iki oğlun kızın olsun derlerdi. Hayır bana iki tane hazır yetişmiş kız gelecek. Hmm. İki tane yetişmiş kız geldi hakikaten. Seviyor musun? Ay, i̇yi mi ara? Tabii. Gelinlerim çok iyi. Ay çok sen özel. O kadar tatlısın ki. Yok hayır. Yok. İnanın tek taraflı olmuyor hiçbir ay, tabii, şey. Kesinlikle. Hiçbir şey tek taraflı değil. Keyifli sohbetimiz eşliğinde kolayca doğranan soğanlarımızı ocağa alıp üzerine 1,5 çay bardağı zeytinyağı ekledikten sonra kavurmaya başlıyoruz. Bunu böyle koyuyorum ölçmeden çünkü göz kararıma hep güvenirim. Yalnız onda iddialıyımdır. Fırınımızdan nefis kokular yükselmeye başlıyor. Acaba böreğimiz ne durumda? Hemen 1-2 dakika sonra... Artık bunu şey yapabiliriz. Tamam. Kapatabiliriz. Zeytinyağında sotelenmeye devam eden soğanları ara sıra karıştırarak alt üst ediyoruz. Bulguru yıkayacağım. Soğanımız kavrulana kadar. Tamam. Bunlar tabii ki bu bizim köyde tamamen ev bulguru bunlar. Evet. Hani hazır bulgurlar daha böyle iri oluyor. Bunun için pek sevmiyorum. Dikkat eder misin çok böyle organik falan kullanmaya çalışıyorsun? Tabii ki. Kullanacağımız bulguru tel süzgece dolduruyoruz. 4 tahta kaşık kadar. Koyuyorum. Değişik bir ölçü olacak ama 4 tahta kaşığı. Yani bu ortalama kepçe var ya. Evet. Ona tekabül ediyor. Tamam. Yok yani. Kepçe. Kepçe diyebilirsiniz yani. Kepçe. Tamam. Sarmaların içini dolduracak bulgurları güzelce yıkıyoruz. Hayatı kolaylaştırmak gerekiyor. Zaman çok önemli. Bak. Çok tesadüf oldu bak. Sen böyle öyle hayatı kolaylaştırmak gerekir derken benim elime aldığım şeye bakın. Yaşamı kolaylaştıran pratik bilgiler. Evet. Hadi bakalım. Evet, şimdi bulguru da soğanı biraz kavurduktan sonra bulgurunu koyuyoruz. Soğanı, bulguru koyduk. Onları beraber kavuruyoruz. Sonra domates suyu koyacağım. Domates suyunu birazcık kendi yaptım. Kendim yaptım. Birazcık da şimdi pul biber, karabiber koyacağım. Kırmızı. Şimdi yeşilliğini koyacağım üstüne. Domates. Tamam. Domates ne kadar koymuştuk? Ben şu anda böreğimi çeviriyorum. Of. Oo. Vallahi şimdi güzel ben olmuş. Bunu artık kapatmam lazım herhalde. Süremiz fırını bayağı güzel, hızlı pişirdi. Bayağı fazla mı açtık? Ne yaptık? İç pişmiş miydi? Isıyı birazcık yüksek yapmam tamam. Pişmiştir. Şimdi tamam. Kapatıyorum. Zeliha Hanım böreğin kurumasını önlemek için ıslattığı bir bezi böreğin üzerine seriyor ve mutfak bilgilerimize bir yenisini ekliyor. Islak bezi koyduk üstüne. Ve şöyle dursun. Böreğimizi fırında bırakıp sarmamızın içini yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu bulgurlar suyumuzu getirelim. Kettle'dan.
Onu koyacağız. O hafif şişene kadar olacak. Bulgurların üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Dolaptan iç harcımızın yeşilliklerini çıkartırken ocağın altını kısıp tencerenin kapağını kapatmayı ihmal etmiyoruz. Bir bağ taze soğanı. Tamam. Kıydım. Onu koyuyorum. Şimdi de böyle yine bir bağ yakın şey dereotuyla şeyi kıyacağım. Maydanozları doğradıktan sonra iç harcımızı da kontrol ediyoruz. Şöyle şeyimiz de demlenmiş üzere. Bunu da kapatıyorum. Şöyle sıcağından o dursun. Şimdi cevizimizi döveceğiz. Ne sıfır kadar ceviz? Ha bu mu? Bir çay bardağı ceviz. Bir çay bardağı ceviz. Evet. Onu da içine koyacağız. Ha onun içine koyacağız. Çok az da nar ekşisi koyacağız. İri iri dövdüğümüz cevizleri tenceremize ilave ediyoruz. Ay nasıl güzel yakıştı. Çok güzel oldu. Şimdi son biraz bunun şeyleri yeşilliğini koyunca da tuz koyacağız. Atalım mı yeşilliğini? Ha, şimdi de yeşilliğini koyabiliriz. Taze soğan, dereotu ve maydanoz da eklenince yemeğimizin iç harcı bile iştahımızı kabartmaya yetiyor. Altı biraz kapalı de şu anda. Şu anda kapalı. Sıcağında çok fazla şeyi ölmesin. O aromayı daha iyi hissedilsin diye. Ocaktan aldığımız iç harcının üzerine bir yemek kaşığı tuz ekliyor hamarat ev sahibimiz. Geçtik mi sarmaya şekerim? Sarmaya geçtik şimdi. Tamam. Sıra geliyor merakla beklenen yaprakları sarma kısmına. Küçük değil mi teyze? Buradaki şey biraz daha büyüğünü mü getiririm? Aslında şuna koyacaktım ben onu. Bir dakika dur. Öncelikle iç harcını derin bir kaseye boşaltıyoruz. Ben sana söyleyeyim mi? Alıştın ama kameraya. Ben alışığım kameraya. Nasıl alışıyorsun? Tabii ki. Hem ben tiyatroda alışıyorum. Hem ben filmde. Evet tiyatroda yapıyorum. Filmde yapıyorum. Nicolas Cage ile Eva Mendes'in. Evet Hayalet Sürücü 1 biliyorsunuz. Bir de Hayalet Sürücü 2 çekildi. Geçen yıl Türkiye ayağında Kapadokya Nevşehir. Burada Pamukkale'de. İşte orada. Orada oynadın. Hı-hı. Gördün mü Nicolas Cage'i? Tabii. Aynı sahnede yakışıklı oldu. Yakışıklı mı? Sarışın yakıyor valla bizde ama bizde çok daha yakışıklı Türk erkekleri vardır yani. Ama başka ben, da hay. Onu seviyorum yani. Ha tabii ki onu istersen şöyle alalım. Sonra orada zibranlık mı yaptın? Evet. Ama nasıl bir roldü? Konsolos eşi olacaksın dediler Mercedes'lerden gibi bir kokteyl sahnesi. Çok pek zibran gibi değil yani. Evet o ilk iki günkü öyleydi. Keyifli sohbetimiz devam ederken hazırladığımız sarmaları tenceremize diziyoruz. Biliyor musun bu aslında? Baharlarda veya böyle pişmeden konur. Mesela kabul günlerinde falan. Evet. Gelir. Hem sarar insanlar hem yer. Çünkü içi pişmiş. Bu haşlanmış. Yiyebilirsiniz tabii. Çok da zevkli olur. Ama bir de güzel sohbet olur. Tabii ki hem sohbet olur hem böyle ikramlarda kabul günlerinde bu şekilde de piknik usulü o şekilde yapılabilir. İstenirse bu marul böyle yaprağının arasına konur. Üzerine birazcık nar ekşisi falan yapılır. Çok sık yaptığınız bir şey o zaman. Buradaki evet ben şöyle bir şey itiraf edeyim. Aslında çok fazla sarma yapmıyorum. Sıkıcı mı geliyor? Bana oturuyorum ya. Bana göre oturmalık iş. Gerçekten öyleyse oturamazsın bence. Bana oturmalık iş olmayacak. Çok haklısın. Sarmalar yavaş yavaş tenceremizi doldururken iştahımız kabarıyor. Böyle bol yeşillikli, zeytinyağlı yaprak sarması. Evet efendim yaprak sarıyoruz. Bu bizim üçüncü yemeğimiz. Dünya tatlısı bir eve konuk oldum bugün. Ben çok mutluyum. Eğer kaçırdığınız bir şey olduysa eğer hiç üzülmeyin. www.kanald.com.tr adresinden mutfağın programını tıklayın. Bugün Zehra dedim. Zehra. Ama yok. Zeliha ablacığım bana neler yaptı, bize neler gösterdi. Hepsini tekrardan izleyebilirsiniz. Yoğurduk seni de ama çok az kaldı yok artık. Yok canım. Sen eşinle nasıl tanıştın? Abi, kim bilir nasıl daha da güzelmişsindir. Şu anda çok güzelsin. Çok teşekkürler. Nasıl tanıştın? Çok, ben çok güzel biri değilim. Yok. Eşimle biz aynı okulda çalıştık. Yani ben önce atanmıştım. O benden bir yıl sonra geldi. Eşim çok güzel şofördür. Otosiklet. Uçak hariç uçağı da gösterseler onu da kaldırır yani. Çok becerikli. Sonra... Şimdi ben sınıfımda bakıyorum.
Altta motosiklet, yerler mazotlu okul, motosiklet şeyleri var. Teker izleri sınıfta. Var. Sınıfta. Aa. Allah Allah diyorum, bu ne? Gittim bir gün müdüre dedim, müdür bey benim sınıfta motosiklet teker izleri var dedim. Bilmiyorum. Meğer diğer arkadaşım da var. Benim sıraların arasında sınıftan böyle izler yapıyormuş. Bana mesaj gönderiyormuş ama ben anlamıyorum. Aa, mahsus mu yapıyormuş? Tabii tabii tabii. Nereden bileceksin sen motor siklet izleri? Biliyorum, motorla geliyor okula da. Bir yazsaydı. Bu arada seviyorum. Aa yok işte. Şimdi suyunu koyacağız. Üzerine limon koyacağız. Hadi koyalım. Ve kapağını öbür kapatacağım. Öbür yemekte de öğrenelim bakalım. Son tatlımıza geçiyoruz zaten. Aha, çok heyecanlı. Bayılıyorum aşk hikayelerine. İlk de koyacağız. Tamam. Biraz tabii sıcak. Bu sıcakta parlak olsun diye çok az zeytinyağı gezdireceğim. Şimdi çiğden. Servis yaptıktan daha sonra. Sarmaları geniş bir servis tabağına diziyoruz özenle. Tabii şimdi masa hazırlanana kadar bu yemek kıvamına gelir Nursel. Daha da güzel olur hatta. Değil mi? Evet. Sıcak tabii sıcak. Tabii ki. Bu bildiğiniz sarma değil. İçi çok değişik gerçekten.